Bu bölümde Mavi Vatan'ın bekçisi Sidalar'ı konuşacağız. Türkiye'nin gelişen İHA ve SİHA kapasitesi bizi göklere bakmaya alıştırdı. Peki denizlere baksak ne görürüz? Tabii ki SİDA'ları. Yani silahlı insansız deniz araçlarını. Mavi Vatan savunması için oldukça kritik bir rol üstlenecek SİDA'ları ve elde ettiğimiz yeni güç alanını şimdi detaylarıyla konuşacağız. Hazırsanız envantere başlıyoruz. Öncelikle SİDA, karadan bir kontrol aracından veya ileride gemi platformları üzerinden kontrol edilebilecek silahlı ve insansız deniz araçları olarak tanımlanabilir. Keşif, gözetleme ve istihbarat yapabilen, stratejik tesis güvenliği sağlamak konusunda oldukça yetkin, haberleşme ve gece görüşü konusunda da güçlü araçlar olduğunu söylemek iyi bir özet olabilir. Dünyada 5 farklı ülkenin savunma sistemlerini inşa ederken önemli bir yapı taşı olarak değerlendirip envanterlerine kattığı SİDA'lar ciddi bir güç simgesi haline geleli çok oldu. ULAK da Türkiye'yi bu denkleme dahil eden çalışma olarak kayıtlara geçmiş durumda. Öncelikle ULAK, Türkiye'yi bu teknolojiyi kullanan 5 ülkeden biri haline getirdi. Tarihler Ekim 2020'yi gösterdiğinde oldukça güçlü ve iddialı bir tanım duymuş olduk. Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı. Bu tanım ve ULAK ismi sonrası prototip üretim aşamaları başladı. ULAK isminin nereden geldiği de uzun süre konuşulan bir meseleydi. İsmin neden K ile değil de Q ile bittiğini merak ediyor olabilirsiniz. Resmi açıklamadan cevaplayalım. Devlet görevlisi elçilere verilen isim olan ULAK, bu aracımız için en uygun isimdi. Q ile bitmesinin nedeni ise öz Türkçedeki kullanımının birebir uygulamasıdır. Evet, ULAK ismi de aldı, prototip çalışmalarını da tamamladı ve biz Şubat 2021'e geldik. ULAK Şubat 2021'de Mavi Vatan ile buluştu. Bu ilk tecrübe seyri anlamına geliyordu. Hemen ardından Deniz Kurdu 2021 tatbikatında denenen Cirit lazer güdümlü füze sistemi atışları denizlerdeki savunma hakimiyeti için altın değerinde denemelerden birini oluşturmuş oldu. Son olarak ise Koralp isimli 12.7 mm stabilize uzaktan silah sistemiyle teçhiz edildi ve çeşitli atış testleri başarıyla tamamlanan ULAK seri üretim fazına geçti. İlk etapta ULAK serisinin 6 adet araçtan oluşması planına dair bir açıklamada bulunulmuştu. Seride silahlı insansız deniz aracı, istihbarat, keşif ve gözetleme yapabilen elektronik harp aracı, su üstü savaş aracı, mayın karşı tedbir aracı, yangın söndürme aracı ve denizaltı savunma harbi aracı bulunuyor. Saydığımız bu türler herhangi bir ihtiyaç söz konusu olduğunda hareket alanını ve harekat gücünü arttıracak bir çeşitliliğe tekabül ediyor. Yani denizler söz konusu olduğunda ortaya çıkacak herhangi bir sorunun çözümü için ULAK serisine başvurmak gayet geçerli bir yöntem haline geliyor. Silahlı insansız deniz aracı ULAK, 11 metre uzunluğa ve 2.70 metre genişliğe sahiptir. Ayrıca 6 ton deplasmana sahip olan SİDA, 2 ton görev yükü taşıyabiliyor. Silahlı insansız deniz aracı ULAK, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan dörtlü pod ile 2.75 inç lazer güdümlü füze Cirit ve ikili lançeri ile lazer güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemi ile donatıldı. Ayrıca Sungur hava savunma füzesi ve STAMP gibi diğer silahların entegrasyonuna uygun bir altyapıya sahip olduğu da belirtilmişti. Türkiye, insansız hava araçlarında dünyada rüştünü ispatladı. Şimdi de denizlerdeki gücünü yerli savunma teknolojileriyle artırıyor. Ve Mavi Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katacak silahlı insansız deniz aracı ULAK. Yerli savunma sanayi hamlesinde önemli yapı taşlarından biri olan Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK füze atışlarını hazır hale getirildi. ULAK deniz aracı ailesine yeni katılan insansız denizaltı savunma harbi aracı da oldukça dikkat çekici bir durumda diyebiliriz. Özellikle daha küçük denizaltıların veya sabotaj amaçlı limanlara ve kritik üslere giren dalgıçlar gibi tehdit unsurlarına karşı bu alanda çalışabilecek bir yetkinliğe sahip. Ürünün çok hassas denizaltı savunma hattı kurabilecek şekilde tasarım fazı tamamlandı ve yakın bir zaman içinde sahada kendisini görebileceğiz. Üzerinde kuvvetle muhtemel sonar ve hafif torpido taşıması beklenen araç, alanında bir ilk olacak diyebiliriz. Üst liman savunma botu. Bu varyantta Koralp isimli 12.7 mm stabilize uzaktan silah sistemi yer alıyor. Bu sayede ULAK, BEST grubun 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemiyle donatılan ilk deniz platformu haline geldi. Mevcutta kullanılan elektrooptik sensörler, Aselsan'ın deniz gözü elektrooptik sistemiyle değiştirilerek yerliliği artırılan ULAK, su üstü harbinin temel gereksinimlerini karşılaması, lazer atamasız kullanılması, mülteci ve kaçakçılığın önlenmesinde oynayacağı caydırıcı rol gibi yeteneklerle
kuvvete sağlayacağı önemli faydalar olarak karşımızda. İstihbarat, keşif ve gözetleme yapabilen elektronik harp aracıyla alakalı olarak yapılan resmi sunumlar oldukça güçlü veriler ortaya koydu. Bu noktada hibrit tahrik konusunun gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bahse konu sürümde elektronik karıştırma olması da yüksek ihtimal gibi duruyor. Sürümün milli üretim TF-2000 fırkateynleri üzerinden su üzerine bırakılması da hedefler arasında. Atmaca gemi savar güdümlü. Ulan atmaca gemi savar güdümlü füzesini taşıyabilen versiyonu su üstü harbi insansız deniz aracı olarak tanıtıldı. Yeni gelişmeler ve artan kabiliyetler ile Çakır mini seyir füzesi animasyonunda ulak benzeri bir deniz aracından Çakır füzesinin çıkış anlarına dair görsellere de sahip olduk. Buradan yola çıkarak atmacaya göre daha küçük boyutta olacak olan Çakır mini seyir füzesiyle teçhiz edilmiş ULAK su üstü harbi insansız deniz aracını görmemiz sürpriz olmaz. Türkiye'de ULAK ürün ailesi üzerine çalışan ARES Tersanesi haricinde hangi çalışmalardan bahsedebiliriz? Onlara da bakalım. Sürü halinde otonom seyir oluşturulmasına imkan veren Sürü İDE projesi için Aselsan ve alt yüklenicileri tarafından yeni nesil yüksek manevra, çoklu haberleşme sistem mimarisi ve Nilos haberleşme kabiliyeti, denizcilik ve duruş kabiliyetli Albatros S İDA geliştirildi. Yaklaşık 7 metre boyundaki Albatros S İDA, 40 knot hıza, 200 deniz mili seyir menziline, yerli ve milli özgün haberleşme sistemine, yerli ve milli kontrol sistemine sahip. Otonom formasyon değişimleri yapabilen, engelli ortamda otonom seyir, otonom görev icrası, otonom görev başlangıcı, görev manevrası, otonom görev sonlandırma gibi kabiliyetleri bulunan İDA, Mavi Vatan'ın savunulmasında önemli rol alacak. Aselsan Sefine RD-09 SİDA. Aselsan ve Sefine Tersanesi'nin Mavi Vatan'ın güvenliği için güç birliği yaptığı sistem ise otonom keşif istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üst liman kritik tesis ve yüksek değerli yüzar platformların korunması gibi görevlerde kullanılabilecek. Her iki araç da 40 knot yani saatte 74 kilometreyi aşan hız yapabilecek şekilde konfigüre edildi. 600 deniz mili menzilini aşan otonom araçlar ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verebilecek. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yaparken aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek. Su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek. İletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat kabiliyetine sahip olacak. Su üstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için Roketsan'ın taktik füze sistemi L-UMTAS ve Aselsan'ın stabilize makinalı tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanabilecek. Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran formuna dönüştürülebilecek. Böylelikle faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak. Ayrıca elektronik harp, su altı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek. Şu anda biz zannediyoruz ki sadece olaylar savunma sanayinde, savunma alanında yarış, rekabet, savaş cereyan ediyor. Hayır, savaş her yerde cereyan ediyor. Özellikle sanayi alanında, üretim alanında, teknoloji alanında. Bakın şurada gördüğümüz efsane ürünleri yaptık, yapabildik. Neden? Baş koyduk, ambargo yedik, yapabiliriz dedik, yaptık. Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak. 12.7 metre boya, 9 ton deplasmana, 400 deniz mili seyir siyasına, 40 saat seyir yapabilme kapasitesine sahip olan Sancar, 12.7 mm STAMP stabilize silah sistemi yanında UMTAS ve L-UMTAS füze sistemiyle teçhiz edilebilecek. İnsan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konseptiyle bu riski minimize edecek olan silahlı insansız deniz araçları, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak. Dersan ise geçtiğimiz günlerde Roketsan Yalman silah sisteminden hareketli hedefin başarıyla vurulduğu Cirit 70 mm lazer güdümlü füze atışından sonra 12.7 mm makinalı tüfek entegreli Aselsan STAMP stabilize silah kulesiyle test atışı icra etmişti. Bu gelişmeyle beraber Meteksan Ares Tersanesi ve Aselsan Sefine Tersanesi ortaklığından sonra Dersan, Türkiye'de silahlı insansız deniz araçları konusunda çalışma yürüten 3. firma ve sahada atışlı testleriyle kabiliyetlerini sergileyebilen ise 2. firma olarak konumlandı. Söz konusu SİDA'nın hızı konusunda son kullanıcı talebine göre 60 knot hıza kadar çıkabilecek açıklaması yapıldı. Ve bu açıklama ciddi bir hız anlamına geliyor. Ayrıca ürünün Sungur hava savunma füzesiyle teçhiz edilmiş versiyonu da kullanımına açılabilir durumda.
Türkiye'nin insansız hava araçlarında yakaladığı başarıyı, insansız su üstü araçlarında ve denizaltı savunma harbi yapabilen araçlarda sürdürebilirse, gerçekten bu alanda fenomen bir ülke olabilecek kapasiteyi taşıyor. Bu bağlamda ULAK, deniz kurduk tatbikatına katıldı ve hedefini işaretleyerek vuran ilk insansız aracı olarak dikkatleri üzerine çekti. Teknolojinin gelişmesiyle beraber özellikle yapay zeka ve ağ merkezli harekat gibi konseptlerin fiili olarak deniz harp sahnesinde kullanılmaya başlanılmasıyla beraber insansız sistemlere olan ihtiyaç daha da artacak. Geliştirdiği ve geliştirmeye devam ettiği araç ve kullanım konseptleriyle Türkiye ise bu alanda adından sıkça söz ettirecek gibi. Türkiye'nin gelişen İHA ve SİHA kapasitesi bizi göklere bakmaya alıştırdı. Peki denizlere baksak ne görürüz? Tabii ki SİDA'ları. Yani silahlı insansız deniz araçlarını.